Zaten hemen sonra geri geliyoruz. Sonra Ericsson Live falan. Aman ha ayrılma. Son Life'a geri geldik arkadaşlar. PlayStation 2 zamanı haberleri izledikten sonra geri geldik ve hemen yarışmacılarımızı tanıyalım diyorum. Seni tanıyabilir miyiz biraz? İsmim Yılmaz. Yılmaz. Necdetköy'de oturuyorum. Süpersin, yemin ediyorum. Okul? Okul yok. Üniversiteye hazırlanıyorum. Hazırlanıyorsun. Başarılar diliyorum. Amaç neresi üniversitede? Öğretmenlik. Ne öğretmenliği? Yapı öğretmenliği, teknik öğretmenlik. Anladım. Tamam. Yılmaz'a kolay gelsin. Kemal Erenköy'den katılıyorum. Fenerbahçe Lisesi D10 sınıfındayım. Fenerbahçe sizi devam sınıfı izliyor musunuz? Evet, izliyor, selamlarımı gönderiyor. Lütfen zahmet olmasa el sallar mısın onunla? Evet. Teşekkür ederiz. Çok zahmet. Seni tanıyayım. Adım Orçun, Bahçeliler'den katılıyorum. Süper. Bahçeliler Lisesi'nde okuyorum. Oraya da bir selamlar, saygılar gönderelim şöyle. Gönderdik. Çok teşekkür ederiz. Seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Davut, Zeytinburnu'ndan katılıyorum. 20 yaşındayım, muhasebe bürosunda çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz Uğur Bey? Benim ismim Uğur. Bilgin Doğa Lisesi'nde okuyorum. Öyle yani. Sana da zahmet oldu konuşmak ama. Ben de Ahmet. Ben de Nilgün Doğa Lisesi'ne katılıyorum. Oraya da saygı ve selamlarımızı iletiyoruz şu kameraya. Bir dakika, Nilgün Doğa'yı mı? He. Benim mezun oldum lise. Sen oldun mu? Oldum tabii. Selam gönderiyorum herkese. Evet, herkese Nuray'ın da selamı var. İsterseniz direkt Ahmet'i buraya yanıma alayım ve Ahmet'le başlayalım. Bizler Ahmet'le başladığımızda da Melike Hanım ve Nuray'la siz devam edin. İsterseniz siz bilgisayardan bilgi verin. İsterseniz ne bileyim sanki ya, evet, ne bileyim. Ben güzel bir bilgi vermek istiyorum o zaman. Lütfen. Güzel bir bilgi ver. Mikrofonu sana vereyim istersen. Sen bilirsin. Buyur. arkadaşlar, cumartesi günü Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı var Abdi İpekçi Stadında. Ben cumartesi günü oraya gidiyor olacağım. Sizi de alabilirsek PlayStation'ı çok sevinirim. Kestim, kusura bakma. Sizleri bekliyorum diyorum ve ben biraz isterseniz böyle müzik haberi vereyim sizlere. Çünkü bugün gerçekten güzel haberler var. Sonra Ericsson Live sitesine girdiğiniz zaman fark edeceksiniz ama ilk başta Overkill geliyor arkadaşlar Türkiye'ye. 4,5 ay önce tekrar bizlerle birliktelerdi. 13. albümlerini çıkartıyorlar ve 7 Kasım Cuma günü Maslak Venü'de güzel bir konser verecekler bizlere. Ve bilet fiyatları da 25 milyondan satışa sunulacak. Herhalde biletleri kapıdan alacaksınız. Kapıdan aldığınız zaman da gerçekten güzel olacak diye düşünüyorum. Onun haricinde zaten biliyorsunuz biz programdan önce de biraz konuşuyorduk işte MTV müzik ödülleriyle ilgili. Alp genellikle bana favori kim diye sorduğu zaman ben kim demiştim Alp? Efendim, duymadım. Genellikle MTV müzik ödüllerinde benim favorim kimdi? Kimdi? Hatırlamıyor gördüğünüz gibi. Hatırlamıyorum. Hatta ben Pink demiştim. Evet demiştin. Başka birini tercih edeceğini zannetmiyorum demiştin. Evet, Coldplay mi bu? Ben Pink diyorum, o Coldplay diyor. Pink, özür dilerim. Pink. Evet, benim favorim Pink aslında. Son klipte gerçekten çok güzel, çok muhteşem olmuş. Yani bayağı bir beğendim ya. İnanılmaz güzel. Bu arada mailleriniz gelmeye devam ediyor ki inanılmaz. O kadar çok ki ben cevap yazamayabilirim. Kusura bakmayın ama ben her klip arasında maillerinizi okumaya devam ediyorum. Biraz da Feri Korsun'dan bahsedeyim. Geçtiğimiz cumartesi günü FG'nin düzenlediği Feri Korsun'daydım ve gerçekten inanılmaz güzel bir parti gerçekleştirildi. Biliyorsunuz aslında Trens'e benim favori dinlediğim müzik tarzlarından bir tanesidir ki Feri Korsun'a gerçekten bu önemli bir müziğin önemli temsilcilerinden bir tanesi. Bu yıl, geçtiğimiz yıl 9. sırada, bu yıl 6. sıradaydı ilk 100 DJ sıralamasında. İnşallah gelecek yıl daha bir numara olmak istediğini söyledi ki oradan gerçekten o zaman Hilton'a geldi. Çok büyük bir alkış kopmuştu. Feri Korsun'dan önce James Holden'a gitmiştim. James Holden'a da inanılmaz eğlendim aslında. James Holden aslında sanki biraz daha böyle eskiye dönük, yeni setlerinden bir şey çalmadı gibi geldi bana ama çalsaydı eğer çok mutlu olacaktım, çok sevinecektim. Ama James Holden'ı da söylemek gerekirse daha önce dinlediğim müzik tarzlarıyla birlikte James Holden benim için aslında bir idol. Yani eğer çalmaya başlarsam, DJ olmaya başlarsam emin olun ilk başta James Holden'ı örnek alacağım. Onun haricinde Sasha bizlerle birlikte olacak. Kim getiriyor Sasha'yı? Aslında o kadar çok soru var ki Sasha ile ilgili. İşte Sasha'yı herkes getiriyorum diyor ama kimse getirmiyor. FG getiriyor Sasha'yı.
Onların tarihleri de belirlenecek yakın bir zaman sonra. İşte önümüzde zaten yine sezon açıldı biliyorsunuz. Bir sürü parti haberlerimiz var. James Zabiela bizlerle birlikte olacak. Onun haricinde Seb Fontaine bizlerle birlikte olacak. Seb Fontaine'i de iki defa dinlemiştik daha önce. Üçüncüsünü gene Masak Ben'i de dinleyeceğiz. İki defa daha önce nerede dinlemiştik? Bir geçen sezon Jukebox'ın açılışında dinledik. İkinci olarak da Jukebox'ın ortalarına doğru, orta dönemlerinde dinledik. Ve gerçekten inanılmaz güzeldi ve idollerimden bir tanesi de o açıkçası. Çünkü ben genellikle trans müzik dinliyorum ve transın yanında hani şu partiye gidiyorsam genel olarak şu partide şöyle bir müzik bekliyorum. O da house, tech house, tribal house ama hani bu tarzlara en yakın olan isimler de dünyaca ünlü isimler de işte onun haricinde Seb Fontaine geliyor aklıma ve gerçekten çok beğendiğim isimlerden bir tanesi. O yüzden ben ilk başta böyle sitelere baktığım zaman gördüğümde çok enteresan, inanamıyorum yine Seb Fontaine mi geliyor demiştim ve geliyor işte, geliyor ki geliyor yani, onun üzerine söylenebilecek pek fazla bir şey yok. Onun üzerine işte 909 Production'ın bu ay, her ay biliyorsunuz bir DJ getiriyorlar. Bu ayki eventi Ali, işte ne güzel, Ali'nin öncesinde Kürşat çalacak, biz de 28 Kasım 2003 Cuma gecesi nerede olacağız? Crystal'da olacağız. Ali ve Kürşat'ı dinlemek için diyorum. Ve bakalım Alp nasıl gidiyor? İyi gidiyor da biraz Ahmet'in herhalde parmakları ağrıyor bugün. Hava yağmurlu ya, romatizm olmuş parmakları sanırım böyle de. Şakalı bir espriyle devam ediyoruz. Ama pek iyi değil doğru söylemek gerekirse. İyi değil diyorsun. Pek iyi değil. Niye değil? Niye değil? Evet, niye değil? Çünkü lastik seçimimiz iyi değil Nuray ve sanırım lastiğin dişlerinin arasına taş kaçtı. Galiba ondan iyi değil. Bir de Ahmet de biraz soğuk aldı. Ya bir şey anlatayım mı ben bu arada? 4.28.47 hemen yazıyorum. 4.28.47 saniye 47 saniyede Ahmet tamamladı bakalım bence. 3 dakika 54 saniyeymiş en güzel, en iyi skor. Hemen Davut'u alalım buraya. Davut montu çıkar. Davut soyunuyor böyle, o ben geliyorum gibilerden. Ben hemen size hazırlayayım. Melike de isterseniz farklı haberler vermeye devam etsin siz arkadaşlar.